Merhaba arkadaşlar. Bugün size SOLIDWORKS PDF exportla alakalı bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. SOLIDWORKS'te bildiğiniz üzere yapmış olduğumuz bütün tasarımlarımız 3 boyutlu katı modelleme şeklindedir. Bu çizmiş olduğumuz parçamız Danfoss OMV400 1200 Nm'lik bir hidromotordur arkadaşlar. Bunu kontrol ettiğine şöyle bir izometrik bakalım. Bu parçamızı PDF olarak export edelim. Bu arada export stratejisini belirlerken 2 boyutlu bir export mu yapacağız yoksa 3 boyutlu bir export mu yapacağız buna karar vermemiz gerekiyor. Burada kaydet menüsündeki yan taraftaki küçük oka tıkladığımızda farklı kaydetten burada kayıt türünü PDF olarak seçiyoruz arkadaşlar. Masa üstüne bunu PDF olarak export ettik. Şimdi burada export etmiş olduğumuz dosyamız burada arkadaşlar. Bunu çift tıkladığımızda gördüğünüz üzere yapmış olduğumuz 3 boyutlu katı modellemeyi PDF olarak export etti. Ama burada export etmiş olduğumuz bu PDF sadece SolidWorks'ün anlık ekran görüntüsünü PDF olarak export etti arkadaşlar. Ama burada yani bu resmen ekranın screenshot'ını çekmek gibi bir şey düşünebiliriz. Burada şöyle bir detayımız var arkadaşlar. Bunu çoğu kimse dikkat etmiyor. Çizmiş olduğumuz bu 3 boyutlu katı modellemeyi eğer 3 boyutlu olarak export etmek ister isek burada yine kaydet menüsündeki küçük oktan tıklıyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Yine burada dosya türünü PDF olarak seçiyoruz. Bakın burada alt tarafta 3 boyutlu PDF olarak kayıt diye bir checkbox'ımız var arkadaşlar. Bu checkbox'ı tıklıyoruz. Masa üstüne aynı isimden dosya olmasın, çakışmasın diye sonuna buradan bir XX koyuyorum arkadaşlar. Kaydet diyorum. PDF'imiz oluştu. Burada 3 boyutlu PDF'imiz de burada arkadaşlar bakın. Çift tıkladığımızda beyaz bir ekran geliyor. Bu görüntü ve PDF makro ile oluşturulduğu için burada size bir güvenlik uyarısı veriyor. Seçenekler kısmından isterseniz bu belgeye bir kez güvenebilirsiniz, isterseniz bu belgeye her zaman güvenebilirsiniz. Fark etmez. Biz bu belgeye bir defa güvenmek istiyorum ben. Buradaki boş bir ekrana tıkladığımda evet gördüğünüz üzere 3 boyutlu PDF'imiz oluştu arkadaşlar. Burada SolidWorks'ten farklı olarak mouse komutları farklı çalışmaktadır. Yani scroller'ı ilerlettiğinizde büyüyor, geri çektiğinizde küçülüyor. Parçayı kendi ekseninde döndürmek için scroller'ın ortasına değil, sol oka basıp döndürmeniz gerekiyor. 3 boyutlu PDF'imiz hazır. Eğer farklı bir komut, farklı bir metot öğrenmek istiyorsanız yorumlarda sorun. Size anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.